Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi 2017'de izlediğimiz filmler hakkında yorum yapacağız. İzlediğimiz filmler arasından 15 tanesini seçtik. En beğendiklerimizden seçmeye çalıştık. İlk filmimizin adı Vahşiler Firarda. Gösterebiliriz. Evet, sizin için şöyle afişlerini indirmiştik. Kısa afişler. Tabii bunun fragmanlarını ben daha sonra videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan daha ayrıntılı olarak bilgi alabilirsiniz. Evet, bu film hakkında ne düşünüyorsun? İlk izlediğimde çok kaliteli olacağını düşünmemiştim. Evet, böyle Böyle korkarak açmıştık değil mi biraz? korkarak Yani açtık. Bir de tedirginlik. böyle HD görüntüsü ama tam bir görüntü kalitesi olarak da böyle HD. Tamam, buraları Türkçe özür kesmeyelim. dilerim Kesmesin. Film macera türünde bir film. HD. Küçük bir çocuğun aslında değil mi? Annesi babası olmayan bir Evet. çocuğun işte üvey bir aile evlatlık olarak veriliyor. Çocuk eserimi kurumunda kalıyor değil mi Evet çocuk? evet. Orada. Güzel, eğlenceli hem komedi tadında hem macera türünde. Ben baya yani Sonra güzel, tabii çocuk keyifli kaçıyor, izlemiştim. gelip onu değerlendirmek için birkaç böyle yetkili gelip şey Evet. yapacaklar, araştırma yapacaklar. Güzel yani, izlenebilir bir filmdi. Evet, Puan izlenebilir. verelim. 10 üzerinden. 10 üzerinden 7. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Tamam. Neydi bu? Ne diyordu bu? Bir ada vardı ya. Ne adasıydı? Neyse. Neyse, film izleyenlere He, bir muhteşem çıkıyorlar. muhteşem Muhteşem. Muhteşem tarzı bir şeydi diyor. hatırlamıyoruz. İkinci filmimiz ismi aslında, bu filmi sen izlemedin ama ben Ben izledim. Yani izlemedim sen bu. yarıda bıraktın. Ben de görünce şimdi nasıl bir yorum Yedinci yapacağımı Hayat düşündüm. adında bir film. Şöyle size afişini gösterelim. Ben de ofala ne yorum Sen bu filmi yapacağım? izledin. Sen bu filmi izledin ama yarım bıraktın. Yani Yani uyuduğun bıraktım. için. Muhtemelen Genelde filmi birçok film. beğenmiyorsam sonuna doğru böyle bir uyku. Bence yani bilim kurgu değildi bunun türü tam olarak ama yani ben yorum yapayım madem sen izlemedin. Müthiş bir filmdi. Gerçekten. Yedinci Hayat ismiyle de zaten ismi üzerine kurulu. Tek bir karakter var aslında ama yediz kardeşin daha doğrusu. Farklı farklı hayatları var ve böyle bilim kurgu filmler olur ya işte, insanlar artık dışarı çıkamıyorlar falan. Bu filmde de öyle. Ve teker teker hepsinin işte aslında Ha doğru hatırladım. Biraz ne kadar çok çok kurgu olarak da hikaye olarak da ben çok şey o beğendim. nüfus politikası olarak herhalde 2'den Evet, evet, fazlası evet, yoktu evet. herhalde. Şey Aynen, yapıyorlar. dünyadaki nüfus sorununa işte problem o aslında. Nüfus problemini çözmek için işte bir politika uygulamaya başlıyorlar. Aslında o da tamamen bir Evet. kurgu yani. Sanki evde bir kız varmış gibi otelde kalıyordu hatta. Baba böyle otelde yapıyor. Babalarını Hepsinin kaybediyorlar. evet hatta birisinin parmağını Her kesmişti. ailenin tek bir çocuğu olabiliyordu. Evet. Neyse, çok Onun fazla için da. bütün çocukları bir çocuğa benzetmeye çalışıyorlar ve bütün hepsinin hayatı hiç Herkesin standarta işte gelmiyor. böyle bir bileklik tarzında Ha. şey var. Kimlikleri var böyle. Oradan Evet. kodlarına bakıyorlar falan. Ama Ha, doğru bence güzel bir filmdi ama ben sonunda uyumuşum. çok güzel bir filmdi. İzlenebilir yani. İzlensin yani bence. İzleyin lan. Film bizim olsa bu kadar İyi, iyi bir reklamını filmdi. Ben çok beğendim. Sonu tam istediğiniz gibi gitmedi ama 10 üzerinden ben yine bunu da 8,5'tan 9 sekiz mu? buçuk olabilir ancak. 8. Sen biraz 8, daki 8, 8 biraz veriyoruz. sonraki filmlere kaç vereceğini çok Tamam, 8 şaşırdım. veriyoruz. Üçüncü filmimiz. Üçüncü Tekrar. film Uzay Yolcuları. Böyle bir film. Belki izleyenleriniz vardır zaten. Bu da meşhur bir film yine. Evet ama biz 2017'de izledik. Evet. Bu film de güzeldi ya. Ha, bu film de Bilim güzel. kurguydu Bilim türü. kurgu. Genelde birçok filmimizde zaten bilim kurgu üzerine. Evet. Jennifer Lawrence oynuyor. Evet. Gidiyor ama erken uyanıyor. Bir kapsülden uyanıyordu değil mi? Belli bir kapsülde şeyler vardı. Aynen. Gemiyi daha sonra işte bizim bu erken adını unuttum da. Neyse o uyanıyor. Uyandıktan sonra canı sıkılıyor. Tabii tek başına belirli bir yüzyıl var artık. Onun uyanması gereken zamandan epey önce uyanmış. Ne yapayım diyor. Kapsülde sonra diğer bizim kızı görüyor. Bu kızı. Ona aşık olduğu için de ah düştü. Ona aşık olduğu için de onu uyandırmaya çalışıyor. Onu da tabii ki uyandırıyor daha sonra. Olaylar Biz ondan bayağı sonra devam filmleri ediyor. anlatıyoruz. Bence bu Niye kadar anlatmaya gerek yok yani. izleyelim Hayır, ki evet. Yine bu da güzel, sürükleyici bir film. Bilim kurgu evet. sevenler izleyebilir ki bence birçoğunuz da izlemişsinizdir bu filmi. 10 üzerinden kaç veriyoruz buna?
Buna 8,5 veriyorum ben. Ben de 9 veriyorum o filme. Güzel kalmıştık. Evet. Dördüncü filmimiz Deli Dolu. Evet. Yine göstereyim. Bir şöyle bir şey. Göster. Artık İtalyan mıdır? Bilmiyoruz. İki kadın değil mi? Evet. Akıl hastanesinden kaçışlarını anlatan macera komedi türünde. Bir film. Bir filmdi. Eğlenceli. İzlenme şeyi herhalde puanı 6.5 falan olması lazım ama fazla ben, ben 7 veriyorum bu filme. Sen kaç veriyorsun? Yani puanlara da aldanmayın bu arada. Evet. Biz mesela çok yüksek puanlı filmler seçip sonradan beğenmediğimiz çok film oldu. Ya da tam evet. Tersi. Ben de yine 10 üzerinden 7. Yani harcayacağınız vakti değer bence. Değer, güzel değer. Bir güzel bir film bence. Eğlenceli evet. Böyle. İzleyince gülüyorsun. Böyle aynen. Üzülüyorsun. Araya kal. Aynen. Beşinci filmimiz Mayın Sahili. Evet. Bu filmde Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda evet. Döşediği o mayınları temizlemek için bir sahile döşeniyor. Evet değil mi? Oradaki şeyleri türü, eliyle... Aynen. İşte savaş, tarih var. Psikolojik de bir film aslında. Değil mi? Evet. Psikolojik bir film bir taraftan. Ama güzel bir film. Şey oldu hatta ben hatırlıyorum. Bu filmle biz başladık. Böyle izlemesek mi falan dedik. Başta bir sıkılır gibi olduk evet. Ama sonradan bırakamadık filmi. Evet. Güzeldi yani. Sonunu merak ediyorsunuz. Son nasıl bitecek evet. Diye. Dram da var içinde. Evet. Sorunu söylemeyelim. Ama çok çok güzel bir filmdi. Kesinlikle izlemeniz gereken filmlerden evet. Birisi de bu. Kaç veriyoruz 10 üzerinden? Ben 8,5 veriyorum buna. 10 üzerinden ben de 8 veriyorum bu filme. Evet. Bu 6. film. Birçoğunuz biliyordur bence bunu. Maymunlar Cehennemi. Son filmi. Evet. Serinin sonu. Evet. Bunu şimdi ben serinin başından beri izlediğim için benim için çok önemli filmlerden birisi bu. Benim zorla bana izletilen en az 5-6 kere bunu açtım bu filmi. Ben yok kapatalım. Dedim, evet. Ben izlemeyeceğim. Bir film daha açıyoruz. Bu akşam bunu bana izleyelim. Bana göre değil dedim. Ama güzeldi. Ama gerçekten güzel bir film. Evet. Zorla da izletmiş olsan da sonradan çok beğendi. Güzeldi güzel. İzlenmesi gereken filmlerin başında türü, gelen film. Türü ne diye geçiyordur bu? Bilmiyorum ki genelde savaş, türlerine ya da şeylerine bakmıyoruz. Biraz fazla film izliyoruz. Evet. Ona da bakmıyorum ama film türünü bilmiyorum. Birçoğunuz bence bu filmi zaten izlemiştim. Maymunlar Cehennemi her yani kaliteli bizim, bir seri zaten. Evet. İyi ki de yine çok izlenen bir filmdi. Bu da Maymunlar Cehennemi Savaş diye geçiyor. Evet. Güzel. Güzel. Çekim kalitesi iyiydi. Zaten makyajı evet. Falan bir şey demiyoruz. Hayır, makyajları şeydi de çok iyiydi. Bunun. Müthişti. Onun üzerinden tamam. Ben istemeden de izlemiş olsam 9 puan veriyorum bu filme. 9, yani genelde 9 puana çıkan az film olur yıllar sonra ama 9'a çıkabileceğini düşündüğüm filmlerden birisi bu. Sen 9 mu verdin? Yine o aralarda bir şey yani 8,5-9 arası. Peki. Falan. 7. film sanırım. Evet. Bu da. Logan. Yine inşallah parlamıyordur. Seri filmlerinin ve artık ben sonunu söylemek istemiyorum ama farklı bir şekilde biten ama bir sonraki seri herhalde başlatmak için yeni bir şey başlatmak için seri başlatmak için herhalde böyle bir şeye karar verdiler ama film gerçekten çok güzel. İzlenmesi gereken filmler arasında birisi 10 üzerinden yine buna da 8,5 veriyorum. İzlediğimiz filmler genelde o aralıklarda zaten puanları da var. Yani zaten en beğendiklerimizi seçtik. Hani birçok film var ama çoğunu evet. Aklımızda kalmayan filmler de oldu. Bunlar düşündük hani hangilerini beğenmiştik. Bu filmleri seçtik. Evet. Aklımıza çünkü bir yıl içinde izlediğimiz için filmler hakkında içeriği evet. De söylemek istemiyoruz. Yani yaklaşık bir yıl. Kısa fragmanları vereceğiz. Çok videoda uzun olmasın diye aynı anda. Evet. Bir sonraki şeye geçelim. Ben de 8 veriyorum buna. Puanı vermen de olmaz. Tamam. Evet, bu da iyiydi. Bence bu filmi de çoğunuz biliyordur zaten. Yıldızlar Arası. Evet. Evet, yanınızda bu. Filmi ne zaman izledik bunu? Tam ben hatırlayamadım bu filmi ama. Bunu yani ilk film izlemeye başladığımız zamanlarda falan. Bu arada evimizde televizyon yok. Televizyon kullanmıyoruz evde. Onun için böyle film araştırıyoruz. Birçok siteden en iyi filmler nasıl bulabiliriz, ne yapıyoruz? Kaliteli film. Güzel. Araştırma yaparak film izlemeye çalışıyoruz. Içinde. Evet. Araştırıp izliyoruz filmleri. Onun için bayağı bir zaman oldu bunu da izleyelim. Bilim kurgu türünde bir filmdi. Evet. Zaten çoğunuz Yıldızlar Arası'nı belki bilmeyen yoktur yani. Hani güzel film öner dediğinde evet. Denildiğinde Yıldızlar Arası söylenen filmlerden. Bright. Evet.
Şöyle yine afişini parlamıyorsa gösterelim. Will Smith'in. Evet, Will Smith'in filmi. Çok da bir şey söylemeye gerek yok zaten. İyi bir filmdi yani. Başarılı bir film. Çekimini çok beğendik. Efektleri. Efektleri. Seri olacak filmlerden birisi. Aynen. Bu devamı gelir gibi geliyor bana da. Güzel, evet. Yani bitişi de iyiydi. Güzel bir film. Mantar tadında. İyi bir filmdi ya. Aksiyon sahneleri bol bol. Ben buna 10 üzerinden 8.7 falan veriyorum. Ben de 10 üzerinden 8.5-9 civarı veriyoruz. Şimdi Brian, ben beden eğitim öğretmeniyim. Genelde yüksek not veririm. Eşim sınıf öğretmeni o da ama benim gibi şimdi yüksek not vermeye başladı. Evet. Çünkü sonraki... bunlar seçtiğimiz filmler arasında, yani yıl içinde birçok film izledik ama o filmler arasında seçili olduğu için hepsi birbirine yakın filmler. Bir sonraki film Beverly Sisters. En iyi arkadaşım diye çeviriliyordu sanırım. Hatırlarsın. Yani evet. Yanlış hatırlamıyorsun. Öyle de Hint filmi tadında, yani Hintliler de var içinde ama tam böyle uzun o 2,5-3 saatlik Hint filmleri gibi değil. Evet, kısa Türk ailesi vardı. Dört farklı milletten gelen işte Türkler vardı. Bir aile Türktü, bir aile Çinliydi, bir aile Hindistan'dan Hintli aile. Evet. Biri de Alman mıydı işte, Fransız. Almanya'da Fransız evet. Olması lazım. Yani bu dört farklı kültürün aslında ortak bir noktada buluşup yaşadıkları maceralar. Evet, yaşıyordu bir hayat böyle kısa, böyle güzel. Aile tadında böyle çok eğlenceli bir. Çekim kalitesi o kadar olmasa da böyle eğlendiriyor, güldürüyor, hüzünlendiriyor. Yani biz bunu herhalde böyle rastgele falan açmıştık ama sonradan evet. iyiymiş diye beğendik. Şimdi yani. Sen Hint filmi istemiştin. Evet. Ben de böyle işte şey olsun dedim, ikisinin arasına karışık bir şey oldu bizim tamam, için. Tamam, bu film öyle yani. Evet. Çok uzun, sıkıyor. Sonu klasik danslarla, Hint şarkısıyla falan bitiyor ama güzel 10 üzerinden film. 7 veriyorum ben buna. Evet, güzel bir filmdi. Sen kaç veriyorsun? Ben 7.5'da ben falan veriyorum. Tamam, ona. Evet. Jackie Chan'in belki bilmiyorum son filmi olabilir bu. The Foreigner, İntikam filmi. Evet. İyi bir filmlerden birisi. Genelde evet, beğendik. Birçok filmini izlemişimdir. Ama son zamanlardaki en iyi filmi bence Jackie Chan'in bu filmi. Evet. Yani kesinlikle izleyeyim. 28 Ekim, Eylül'de, 2010'da girmiş vizyona zaten. Jackie Chan'ın genelde böyle değil mi? Eskiden o hani biraz işte evet. Komedi tarzı da karışık vardı. Karışık bir şey vardı. Bunda öyle bir şey değil. Güzel bir hikaye. İntikam zaten ismi. Evet. Adı üzerine kurulu. Hikayesi hoştu. Kızının ölümünden sonra işte bir intikam için. Jackie Chan'ın o müthiş evet, dövüş sahneleri falan. Evet. İyi bir filmdi. Onun üzerinden ben 8.5 veriyorum bu filme. Aynen, ben de 8.5. Geçelim sonrakine. Bunu da bence birçoğunuz biliyorsunuz. John Wick 2. filmi. Evet. Biri de çok sevilmişti. Evet, seri filmi. Bir sonraki de gelir. İnanılmaz böyle film, kurgu, genel işte şeyler çok, efektler çok iyi. Keanu Reeves oynuyor. Ben evet. John Wick'i aslında ilk filmini izlediğimde çok böyle ikinciyi de izleme isteği olmadı bende ama hatta bunu da çok, evet, yani sen daha çok bu tarz filmleri seviyorsun. Ben de mesela aksiyon falan seviyorum ama çok böyle silahlar falan. Bence 1 mi daha iyiydi, 2 mi? Ben 2'yi beğendim. Ben de 2'yi daha çok beğendim. Yani 1'i izledim, 1 çok benim böyle hafızamda kalmadı ama şu an 2'yi daha iyi. Hikaye de daha iyiydi, evet. Kaldı aklımızda. 10 üzerinden bence 8.9. İyi verdin. Ben 8 veriyorum. 7.5'dan 8 veriyorum. Çok benim tarzım değil aslında. Geçtik bir sonrakine. 4. filmim bu. Karayip Korsanları. 5. Evet. Karayip Korsanları. Bu da benim yine hep izlediğim seri filmlerden birisi. Muhtemelen herkesin Funda'nın zorla izlediği bir film. Karayip Korsanları herhalde böyle şeyi daha çok sevmiyorsun herhalde. Böyle çok animasyon tarzı fazla olursa herhalde sevmiyor evet. Ama bu da o kadar animasyonlu şey yapmıyor ama biraz karışık filmler Funda'ya göre değil herhalde. Fantastik tarzı böyle karışık sevmiyor, filmleri pek sevmiyor. Evet. Onun için de bu film de öyle gördüğü için yani filmi izlemek şöyle, istemedi. Ben Karayip Korsanları'nın ilk 3 filmini de izlemiştim ama çok böyle bana hiç derse Yüzüklerin Efendisi falan daha ilgimi çekiyor. Ama Harry Potter, Karayip Korsanları biraz bana değil mi, çok izlemek istemiyorum ama bu film iyiydi. Yani yine evet. Bunu izledikten sonra iyiydi, evet. Güzel. Hatta yine sen sonunda uyuyakalmıştın. ben muhtemelen filmlerin sonuna doğru. Ben filmi bitirdim yani yine. Ama güzel film. İyi bir filmdi. 10 üzerinden ben 8 veriyorum buna. 8.7. Şimdi cimriliğe başladı. Evet, yani çok dediğim gibi iyi bir filmdi. İzleyebilirsin. Evet, sonraki film. Evet, 14. filmimiz The Exception diye bir film. Evet, Hitler zamanında iki tane ajanı anlatıyor arasındaki olayları.
ülkeler arasında olayları anlatıyor. Evet. Güzel bir film. Tam diyemeyeceğim çünkü pek hoşlandığım film tarzından biri değil. Tarih filmi yani kısmen. Evet. Savaş da var işin içinde. Ben sevdiğim için bu tür filmleri. Bence güzel, sürükleyici bir filmdi. Hani bazen tarih filmleri çok sıkıcı oluyor, böyle ilerlemiyor falan. Bu film öyle değildi. Akıp gidiyordu yani. Evet. İzlemek istediğinizde bence gönül rahatlığıyla bu filmi seçebilirsiniz. Bilemiyorum. Sen beğenmedin mi bu filmi? Yok, beğendim de hani diğer filmlere göre sonlarda gelebilecek film benim için. İyiydi. Ben beğendim. Evet. Onun için ben onun üzerinden 7.5 veriyorum. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Zaman... Nasıl olsa kim tutacak elini? Yani kendi hani tabii düşüncemiz, yok. Kendi yorumumuz. Hani normalde yok yani. Var bir filme nasıl 9 vermişsiniz falan diyenler olabilir. Biz izlediklerimiz içinde en beğendiklerimizi sıraladık. Evet. 15. filmimiz, son filmimiz. Bir animasyon seçtik. Şöyle gösterelim. Evet. Patron Bebek. Evet. Güzel bir animasyondu. 2017 yapımı da değil mi? Yeni bir film. Evet. Yani evet. Çoğu aslında son 2017. En şey 14'lük vardı yıllar arası. Onlarca 2015, en şey 2017 diğerleri. Animasyon sevmememe rağmen yetişkinlerin de çok rahatlıkla izleyebileceği ve beğeneceğinizi düşünüyoruz. Günümüz sorunlarına da aslında mesajı evet. veriyor orada. Evet, animasyonların genel öyle yani, bakmayın. Böyle animasyon sanki çocuk filmiymiş gibi yok, gözüküyor yani ama. Yok yani eğitici şeyler eğitici. Vardı. Güzel şeyler var. Bunu da kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Evet. Animasyonu tercih edenler için bence ilk başta gelecek günlerden birisi. Çocuklarınızı da çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Evet, 15 tatilde özellikle izleyebilirsiniz. Evet, 10 üzerinden ben buna 7.5 evet. veriyorum. 8 olabilir benim için. En azından şu şeye geçsin. Diğer filmde. Exception diyorsun. Evet. Seçtiğimiz filmler bu kadardı arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Evet. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şuradan abone olmayı. Ya da şuradan. Çok havalı ama maalesef bizde şuradan. Yok. Şuradan abone olmayı unutmayın.